Tarım sektör olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de stratejik bir konuma sahiptir. Bugün itibariyle bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürdürülebilir bir tarım için bütün üniversiteler, bilim adamları, tarıma dayalı sivil toplum kuruluşları bu konuda eskiye nazaran çok daha bilinçli hareket etmektedir. Bilim alanından elde edilen ürün, buradaki en büyük çaba bana göre çiftçimizin bizatihi kendisidir. Her geçen gün bilim alanından elde edilen verim, ürün çok iyi bir noktadadır. Ama özellikle ülkemizde, Konya Ovamızda bu bariz bir şekilde hissedilir, ölçüye dayanmıştır. Tabii ki buradaki birinci kahraman Türk çiftçisidir. Birinci öncelikli bu konuda. Gelişmede emeğe, alın terine sahiptir. Bizatihi sermayesi alın teridir. Çiftçilerimizin bu alın terlerini inşallah son zamanlarda gelir seviyesi artsa da günümüzde bütün dünyadaki emtia fiyatlarının düşmesinden kaynaklı şu son bir yılda ülkemizde de tarım ürünlerinde de bir düşüş görülmekte. Bunu devletimiz inşallah, Sayın Bakanımızla da bu konu çok sık istişare ediyoruz. İnşallah tekrar bir program tarım ürünlerinin tamam fiyatlarında sağlıklı bir fiyat politikası uygulaması için samimi bir gayret içerisinde inşallah umduğumuzu bulacağız, karşılığını alacağız. Bu vesileyle alın teri döken, sermayesi alın teri olan tüm çiftçilerimizin çiftçiler gününü kutlarım, hepsine saygılar sunarım. Bereketli bir sezon geçirmeni temenni ederim, dilerim.